Evet canım, yeni bölüme hepiniz hoş geldiniz. Umarım keyfiniz yerindedir. Bazı aksaklıklar olduğu için maalesef biraz gecikme oldu ama canımız sağ olsun. Oyunun sesi çok açık ya. Şöyle biraz kısalım. Tamam, böyle iyi gibi. Ne oldu diye soracak olursanız, Stardew'un serisini çekerken bilgisayar çöktü birden. Zaten yoğun olduğum bir haftaydı. İyice tuzu biber oldu. Neyse, buradayız. Sıkıntı yok. Her zaman dediğim gibi sıkıntının ta kendisiyim. Şimdi yapılacaklar listemizi bir açalım. Bu arada kayıt okey mi? Kayda da bakayım. Okey, gayet iyi. Bugün yanılmıyorsam Reis'in geldiği gün. Şu yeşil gün. Bu arada spoiler vermeyin demiştim. Bu sefer hiçbir şey yazmamışsınız. Arkadaşlar, kızmıyorum bu arada. Yanlış anlamayın. Lütfen. Okey, yardımcı olmaya çalışıyorsunuz. Zaman akmasın, bir durdurayım. Yani benim burada olayım şu. Ben genel olarak spoiler konusunda bayağı hassasım. Yani filmin fragmanını bile izlemem. Kapağına bakıp öyle izlerim. Ki spoiler olmasın diye. Yani sizlik bir durum yok. Evet, Snake Reis'le konuşalım. Hayda, anahtar üstümde değil mi? Bu arada bugün arkaya renkli ışık vermedim. Böyle de tatlı duruyor ya. Dediğim gibi o günkü kafama göre. Şu iki anahtarı da alayım. Hangisi olduğunu hatırlamıyorum. Şu hızlı iksirinin tarifini almıştık. Aslında onu ufaktan bir yapmaya başlasak güzel olur ya. Lazım bayağı. Evet, anahtarı verelim. İşte anahtar. Güzel bir hikaye geldi. Sonunda bir adım daha yaklaştım. Tamam, önce sen gir. Bu arada sesi şu an çok düşük oldu ya. Kimin dersiz olduğunu görecekler. O kendini beğenmiş bakışla yüzlerinden sileceğim. Kimden bahsediyor? Hepsinden bahsediyorum. Bu lanetli kasabada yaşayan herkes ve benden daha iyi olduklarını düşünen herkes. Sadece ben. Ah! Ulan, Eaga öldük. Öldüm, tamam. Ben ölmedim ki, kendi öldü. Ah, az önce ne oldu? Hala hayattayım ve eve döndüm gibi görünüyor. Bu şartlar altında bunun iyi bir haber olduğundan emin değilim. Geri dönüp günlüğü almalıyım. Günlüğü derken? Ya bu yolu bir daha bana niye yürütüyorsun ya? Şöyle yapalım. Konuşma 90 olsun. Ses efekt 90. Müzik 60. Ana ses 90. Yani böyle daha iyi sen. Günlük nerede bu arada? Vay vay vay. Bunu nasıl yaptın? Bilmiyorum, kulübüme geri döndüm. Harika. Buna alışmalıyım. Hayat bana her zaman iyi şeyler vermiyor. İşe yaramaz aptalın tekisin. Ama yine de ölümsüzsün. Bu kesinlikle adil değil. Senden nefret ediyorum. Efendim? Senden nefret ediyorum. Bunu yazayım. Mezarlık bekçisi. Ölümsüz. Aslında yardımını kullanabilirim. Artık ölümsüz kişinin burada olduğuna göre bu zindanda ölmek istemediğime karar verdim. Hangi zindan? Of, burası zindan mı? Çok iyi. Şurada bir ork var bu arada. Kelepçelenmiş. Tam orada. Kiliseden önce bile buradaydı. Okuyamadım diyesine. Eski zamanlarda kafile duvarları çiviler ve bacaklarını yakarlardı. Antik sözleşmeden önce. Adam hala yaşıyor bu arada. Nasıl yardımcı olabilirim? Kaynaklarım var. Bu yüzden ihtiyacım olanı nerede bulacağımı her zaman bilirim. İntikam planımın bu noktasında ihtiyacım olan birçok şey o zindanda. Öncelikle kan kovasına ihtiyacım var. Ve 5 adet kanlı çivi. Onları ilk seviyelerden birinde bulabilmelisin. Paganların işkence gördüğü yer. Bir yardım için dinliyor gibi. Orada biri mi var? Belki. Belki de değil. Burası birçok şey gizler. Benim planımla ilgisi olmadıkça umurumda değil. Eyvallah reis. Kontrol etmeliyim. Şurada cesetler falan var. Şurada biri var. Kutsal Goaca Mole adına. Bu nasıl bir ses ya? Gerçekten ne hoş bir sürpriz. Birini tekrar görmek için hiç umudum yoktu. Yaşıyor musun? Yardıma ihtiyacın mı var? Yok ya. Ne ihtiyaç? Fantezi peşinde adam. Sadece bilincim yerinde diyelim ve yardımınızı bu kadar nazik bir şekilde sunduğunuzu duyduğuma sevindim. Adım Gunther. Gunther. Sağ tarafta bir kol olmalı. Anladım. Evet, kapıyı açtı. Harika. Hala çalıştığına şaşırdım. Şimdi bana kılıcınla birkaç kez vuracak ha, nazik misin? Önce bir soruya cevap verir misin? Lütfen önce vur. Uzun zamandır hiçbir şey hissedemedim. Bak diyorum, adam fantezi yapıyormuş. Konuşmayı da bir kısacağım. 70 iyi gibi. Bilgisayarı resetledim ya, her şey sıfırlandı. Şimdi şu adama bir tane koyalım. Oh, bu çok iyi oldu. Yıllardır hissettiğim ilk duygu. Şimdi sorularını cevaplamaktan mutluluk duyacağım. Kimsin?
Dediğim gibi ben Gantar, ölü müsün? Bu karmaşık bir soru. Şahsen ben ölümsüz olarak adlandırılmayı tercih ederim. Ancak halk kültüründe zombi olarak biliniriz. Ha bak, bu da işte yukarıdaki madenlerin orada işimize yarayacak reis. Nasıl zombi oldun yani ölümsüz? Bilim artı biraz sihir. Eski üstad beni yaptı. Aslında birçok şey yaptı. Kardeşim hala mezarlıkta çalışıyorlar mı? Hayır, sadece sen varsın. Bu arada ben yeni mezarlık bekçisiyim. Ah, o zaman bana biraz daha kardeş yapmalısın. Nasıl ya? Senin için çok yardımları olacak. Yine çok görev ya, yine çok görev. Şimdi ilk önce sağdan anahtarı araştırıp sineke ver. Tikledik. Tamam. Şimdilik bu kadar. Neden sen vurmamı istedin diyelim. Hiçbir şey hissetmiyorum ama hala acı hissedebildiğimi öğrendim az önce. Yine de acı gibi gelmiyor, hafif bir esinti gibi. Ama sahip olduğum tek şey bu. Nasıl yeni zombi yapabilirim? Solundaki rafta bir diriltme masası planı. Birkaç şişe var diriltebileceğin. Simya masasında daha fazlasını yaparsın. Tarifi biliyor musun? İkinci bileşen kan. İlkinden emin değilim ama sana bir çeşit doz. Sen gibi mi olacaklar? Ne yazık ki ben eşsizim. Benimle ilgili bir şeyler ters gitti. Çok zekiydi. Eski üstadım benim buraya zincirlemesinin nedeni bu. Ben diğerleri gibi değildim. Çok uzun zamanda burada zincirliyim. Etim gereğinden fazla çürüdü. Ayrıca burayı sevdim. Kardeşim bana nasıl yardımcı olabilir? Senin için basit sanatları yapabilirler. Onlarla doğru ekipmanı verirsen senin için kaynak toplayabilir, hatta onları taşıyabilirler. Ne ekipmanı? Kuzeye giden orman yolu üzerinde bir zombi kayalığının altında kalmıştı. Onu kazıp ekipmanını inceleyebilirsin. Okey. Evet, taslak diriltme masası. 3 tane zombi özü var. Alalım üstümüze. Masaya tekrar onu aramıyor muyum? Şunları vursam. İyi bir şeyler çıkıyor. Şunları kıralım bari. Çöp olmuş zaten. Şimdi bir görev daha ekleyelim. Madene bir görev daha ekliyorum. Zombi yap. Zombi zırhını araştır diyelim ilk önce. Teçhizatını, saatini araştır. Geri de zombi yap olsun. Neymiş? Şuna etkileşime girilmiyor. Şuradan geçersem bir daha mı öleceğim? Yok. Evet, bekçinin günlüğünü aldık buradan da. Okuyabiliyor muyuz? Yok, okunmuyor. Geriye veririz olmadı. Bu işkence masası gibi ama ya sanki. Ne diyorsun reis? Şuradan neler yapılabiliyor? He, burada da bir puan var. Al işte. Tamam, sakin. Halledeceğiz, hepsini halledeceğiz. Ama şu bağlantılı açmam lazım. Bunlar önemli gerçekten. Bu arada diğer reis erken gidiyor baya. Şimdi bir görevimiz de ruh çıkarıcıyı onarmak. Onu da bir halledelim. Bu arada burayı büyütmek istiyorum ya, kiliseyi. Bir saniye, ruh çıkarıcı yanlış şey geldim. Böyle bir şeye bakacağım. Mesela şuraya bir tane daha sar. Buraya da bir tane artı iki olur. Keşke bu kadar masa yapmak yerine şey yapsaydım. Şuralar şamdan listeyi daha mantıklı olurdu. Nasıl yapsam? Galiba şunlardan... İki tane koysam 17 olacak. Şu ikisini kaldırsam 2 de oradan gelecek, 19. Ya bunlar bir veriyor ya zaten. 2 tane koyabilmiş olacağım. Bakayım kaç sıra bunlar. Evet, 2 tane koyabilirim buraya mesela. Ama yine de yetmeyecek. Neyse, buraya da bakacağım. Mezarlığın kalitesini de artırmam lazım. Tabii. Mesela şurada 2 tane çitsiz yer var. Mezarlığa çiçek de yapabiliyorum artık bu arada. Evet, ruh çıkarıcı için ne istiyordu? 5 demir parça, 3 tane de çivi. Okey. Bir yatalım biraz. Ya da ilk şu görevi bir tamamlayayım ya. 5 basit demir parçam var. Bir de 5 tane çivi istiyordu. Yapalım. Zaten hiç yorulmadım bile. Bugün hiçbir şey yapmadık. Konuşmayla geçti. Şu kısa yolları açmak beni rahatlatacak baya. Evet. Ruh çıkarıcı onar. Bir ara sahne daha. O zaman şu an bir göz atalım. Anladım. Bu ruhla açık kalmak için kullanılan bir cihaz. Adam dahi lan. Oraya bir ceset koyarsın ve onu döndürür. Ve bir şekilde ruhu dışarı çeker. Büyüleyici. Böyle bir şey nasıl aklına gelebilirdi ki? Peki bu gürültü de ne? Bak. Bekçi ruh çıkarıcıyı tamir etti. Daha açık konuşmak gerekirse ruh vücuttan merkez kaç kuvvetiyle vücut liflerinden ve özel olarak tasarlanmış bir alıcı yakar. Malzemeyi homojenize edilmiş bir maddede topluyor. Evet, öyle bir şey demek istemiştim. Gösterişçi. Teşekkürler Gülen. Bu biraz daha açıklayıcı oldu. Peki bu çıkardığımız ruhları ne yapacağız? Bunlarda henüz bir etkileşim yok. Şunun içinde... Evet,
bunda etkileşim var. Ruh şifacısı. Tamam, bunu da hallederiz. Bu kilitliydi değil mi? Burası kilitli galiba. Şurayı sebebi konuşalım. Sana bazı sorular var. Yani meyveli turta istiyor, okey. Biraz misafirperver ol diyor. Meyveli turta getir ki bir şeyler öğrenebilesin. Buna birkaç söz soralım diyeceğim. Bunda da bir şey yok. Şu bekçin günlüğünü ne yapacağız peki? Neyse, ruh çıkarıcı onar. Bir tık daha attık. Bu arada havuçlarımız falan olmuş herhalde. İyi, bayağı az oldu. De üstümde oldu. Enerjimiz de bitti. Gayet iyi. Ekmek yiyelim. Şunu kuşanayım şöyle. Şunlar şurada üretilsin. Güzel. Fazlalığı koyalım şöyle. Şimdi şuraya şimdilik şu havucu mavucu bir yerleştireyim. Buğdayı da koy. Ekinleri de lahanayı da koydum. Turba kömürünü koy. Gerçi dur. Kömürü al. Bir 10 tanesini yerleştirelim şöyle. Güzel. Şimdi 8 tane lahana tohumu var. Buradan 2 tane yapabileceğim. Pancağı güzel. 4 tane çıkmış, bir tane oradan yapacağım. Tüh. Heh, tamam, buğday tohumum da 8 çıkıyor. Güzel. Tamam, nice. Başa baş denk geldi neredeyse. Evet, tarlayı da halletmiş oldum. Şimdi tohumla burayı yerleştiriyorum. Hasatları üstüme alıyorum. Okay, let's go. Bunu da mutfağa koyayım. Şifle direkt koyuyordu ya. Bak, onu bile unutmuşum. Tek tek uğraşıyorum keko gibi. Şurada biraz havuçlu koket yapsın. 20 tane yap. Oo, 40 tane. Güzel, 40 tane yapsın. Mülteci kampına biz biraz su götürelim. 20 tane yeter. Üstümüze kalsın. Evet. Gençler. Altı tane su koydum. Sekiz tane de ekmek koydum. Bakın, bunları da besliyoruz ama daha bir faydalarını göremedik. Buralarda bir yerde bir zombi bulmamız lazım bizim. Enkazın altında kalmış bir zombi. Herhalde buralarda falandır. Bu civarda. Şu etrafa bakınıyorum. Bataklık da burada oluyor değil mi? Şurası bataklık herhalde. Cadı da buralarda olması lazım. Şunları kazalım. Aa, güve geldi. Vallahi enkazı göremedim ya. Neyse, illaki denk geliriz. Bu arada kılıç yapıp aşağıda deneyeceğim. Şunları bir haşat edelim şöyle. Enkaz buralarda olabilir mi? Ses efektlerini de biraz kısayım da. Yarasaların sesi çok fazla geliyor. Hayda. Ya bak, karakter size bak. Komba yapıyor bir de. Allah Allah. Zorladı bayağı. Arda arda çat 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 vurdu çünkü. Evet, gidip uyuyalım. Canımız da az zaten. Işlanma taşını kullanayım. Güzel evim. Şunları alalım. Yatağımıza girelim. Yeterli. Uyan. Benim şu cadıyı bulmam lazım şu an. Üstümü bir düzenleyeyim. Şunları koy. 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 Kırık camı koy. Okey, güzel. Tamam, gerisi kalabilir şimdilik. Işlanma taşına bir daha bakayım. Maden dediği neresi? Yukarı taraf mı? Tamamen oralar. Şu an gitmeyeceğim. Bu ölçek ne istiyordu? Yemek kitabı. Evet, burada yürümek zor ama imkansız değil demiştiniz. Deneyelim. Kazma mıncanı nasıl? İyi, var baya. Demir toplayalım bari. Şu haritayı bir açayım. Burayı göstermiyor. Şuradan aşağı inmez yok. Şuradan ineceğiz. Yolumuzun üstündekileri kazalım da. Gerisi için özel çaba harcamayalım şimdi. Şunu da alayım. Da buradan iniş yok gibi duruyor. Aynen, yok.
Ya ben mi yapamıyorum diyeceğim de yok yani buradan iniş yok bildiğin. Şura zaten kapalı. Şurada bir geçit var ama burada kapalı. Güzel. Nasıl geçebiliriz oraya? Şurada uzun bir yol var. O çıkar mı? Bak şurayı gösteriyor. Ha, tamam demek ki aşağıda bir şey yok ya. Biraz daha ortalığa gidelim. Çünkü şurada gösterdiği balık yeri burası sanırım. Şu bulutu nasıl açacağız? Oralardan geçtik zaten. Bir de sağ taraftan aşağı doğru inmeye deneyeyim. Ah, cadı bu galiba değil mi? Ya şuradan da geçsin be. Buradan geçiyor mu? Buradan da geçmiyor. Ta böyle dolanıp mı geleceğim ya? Bak buradan bile geçmiyor. Neyse. Canın sağ olsun. Ablacığım bir saniye geliyorum. Evet, simya masası için bu abla önemliydi. Git buradan pis ruh. Ben bir ruh değilim. Yara mezarlık bekçisiyim. Gerçek olduğuna emin misin? %100 değil ama oldukça eminim. Kimsin sen? Bu çok iyi bir soru. Birkaç haftadır bunu anlamaya çalışıyorum ve birkaç teorim var. Daha çok cadıya mı yoksa peri prensesine mi benziyorum? Ne düşünüyorsun? Arkadaşlar diplomatik olmak her zaman kazandırır. O zaman prensim olabilirsin mi? Hayır ben prens değilim. Her neyse yardımına ihtiyacım var. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Elimde bu notla uyandım. Hafızanı kaybetmen durumunda kazan içinde tütsü ve arıyı birlikte kaynat. Kaynatılan iksiri iç tüm bileşenler kazan içinde hazır olmalı sana iyi şanslar. Hiç denedin mi peki? Duran bir kazan görüyor musun? Hayır. Ben de öyle. Yani burada iki seçeneğimiz var. Ya bana bu iksiri kendin yaparsın. Bu pek de zor olmasa gerek. Ya da bana yeni bir kazan getirebilir ve benim için malzemeleri edinebilirsin. Nerede buluruz? Demirciye gideceğiz. Demirciye kazan için git. Prensesin bile olabilirim. Üçüncü bir seçenek düşünüyorum. Kaçmasa kankan bak. İyi güzel simya tezgahını açmış olduk. Ablayla konuşabiliyor muyuz? Kabak, bal kabağı istiyor. Gümüş yıldızlı bir bal kabak. Okey. Şimdi. Işınlanma taşı kullan. Güzel evim. Simya tezgahı herhalde kilisenin altında yapılıyordur diye tahmin ediyorum. Evet buradan nice simya tezgahı ama gelişmiş beher istiyor. Simya el değirmeni için de cilalı taş tuğla. Vay anasını. Şimdi aşağıya yeni bir yer geldi. Güzel. Simyaya giriş diye bir şey geldi. Tamam şunu açalım. 10 tane istiyor. Mumyalamayı da burada yapacağız. Damıtma küpü falan filan. Bayağı bir şey oldu yine ya. Şimdi ilk olarak şu beheri bir... Şunu açmamız lazım. Gelişmiş beher. Mecbur vereceğim. Yani yapacak bir şey yok. Ver bunu. Şimdi fırında ilk önce... Taşımı tekrar kullanayım. Evet şurada cam yapalım. İki türlü cam yapabiliyoruz. Güzel. Şuraya kömür ekledim. Şimdi hangisi daha karlı olur? Gerçi kırık cam ne işime yarayacak demeyeyim ben. Şundan yapayım. Tamam bir 20 tane yapsın bize. Bu biraz uzun sürecek. Tezgah bir daha bakayım ya ne istiyordu diye. Evet bu arada bataklıktaki cadıyı bula... Bir tik attım. Güzel. Bu görev listesi bu oyunun için çok iyi oldu. Yoksa imkanı yok ben atlamam bunları yani. Tahta kompleks demir parça. Tamam. Tekrar şundan. Bu arada bunun için fırın 2 veya 3 istiyor sanırım. Güzel evime git. Peki bizim fırın kaç şu an? Bizim birinci seviye sanırım. Teknolojiye gel. Yo fırın 3 burada ise fırın 2 bu. Tamam yapacağız mecbur. Umarım 3 istemiyordur yani. Okey. Lan keşke ikinci 20'yi koymasaydım ya. Diğer işimiz de fırında çünkü yine. Neyse biraz uyuyalım yalanda. Bugün cuma vakti. Yeterince dinlendik. Şuraya 2 tane şey yapayım bari ya. Mezar çiti. En yüksek hangisiyse onu yapalım. Evet ahşap mezar çiti yapabiliyorum. Bak şunu da not alayım. Demir zırh inşa et. Yap daha doğrusu. Burada taş mezar çiti. 2 ekliyor direkt. Bak şu kılıcı da yapmam lazım. O diğeri kompleks demir parça istiyordu bu arada. Bu da okey. İyi yağmur dindi. Şu an yapabildiğim en iyisi bu galiba. Bakayım. Yani evet en iyisi o gibi duruyor. Bir şeye bakmak istiyorum. Aynen. 2 tane yapalım. Ooo bunu ürettikçe şaka mı bu? Bak dediğiniz olay buymuş. Şimdi
bıçaktım köfteyi. Maviden veriyor. Güzel. Tamam artık full bundan yaparım ben ya. Taş dediğin nedir? Buluruz. Güzel. Bak 4 veriyor bir de. Sinde taş koyunca bu niye 0 kaldı? Ceset çok mu kötüydü acaba? Neyse. Namazı kıldıralım. Gece oluyor. Evet muhterem cemaat. Buyursunlar. Bileşik dua da yapacağım da. Simya tezgahını o yüzden zorluyorum. Birkaç kelam etmek istiyorum. Kilisemiz muhteşem. 3 tane buradan geldi. Yine 5 gelir muhtemelen de. Yani toplam 5 yaptı. Hepsi harika vaaz dedi bak. Atın bakayım paraları. Kaç para olmuş? 42 iyi. Gün geçtikçe artıyor sanki. Şimdi şunu kullanayım eve gideyim. Şuradan. Bunların her biri 3 istiyordu değil mi? Hem kalp hem bağırsak 3 istiyor. Neyse ikisini de alayım ben. Araştıralım. Ha bak bu arada. Bu sefer hatırlarım. Üzümlü turtu alacağız. Yeni eşyalar incelerken ekstra puan kazanırsın. Biz kaçın kurasıyız. Evet. Yemeği de yiyelim de. Kekoluk yapmayalım. 2 dakika boyunca araştırmaya fazla gelecek. Kalp. İkisi de 3 istiyor. Bir şey diyeceğim. Bence bağırsağı araştıralım. Belki kalbi bir yerde ister falan üstümüze bulunsun. Toz ayrıştırılabiliyormuş. 52 tane mi geldi ben mi yanlış gördüm? Ya da 50 tane falan geldi öyle bir şey. Zombi özü. Oha bu da 3 tane istiyor ya. Ama bu da güzel verir muhtemelen. Şu yemeği yemişken aslında bir tane daha araştırma yapmak istiyorum da. Heh bu bir tane istiyor. Bunu yapabilirim. Böylece haftaya 2 tane. Hem şunu hem şunu araştırabilirim yani. Tamam yapıştır gitsin. Bir tane de üstümde kalsın. Çok bir şey vermedi. Olsun. Yine sisli bir hava. Şimdi gece vakti. Yine bir mülteci kampına gidelim. Üstüme biraz su alayım. İyi camdan da bitme sans kalmış. Şuradan biraz su alalım. Yani mülteci kampında en sonunda ne olacak yani? Çok harbi meraklardayım. İnsanın başına geliyorsa zaten merak büyük bir etken. Şimdi buraya. Aga ben size yani daha ne yapabilirim ki? Herhalde burayı pulledikten sonra benim buradan bir inşaat yapmam lazım ki bir anlamı olsun. Ya ben bunları sürekli pulliyorum çünkü zaten. Yani daha üste çıkmıyor. Belli bir seviyeye geldikten sonra da düşüyor zaten. Bir anlamı kalmıyor. Neyse bir tek su vereceğim. Ekmek verme. Hadi bir tane de ekmek vereyim. Bölüşsünler. O zaman benim buraya bir tane daha şey yapmam lazım. Konut çadırı ama ipek istiyor. Nasıl yaparız o işi? Yetenekle yaz. Buradadır muhtemelen diye düşünüyorum ama. Şunu da açmak lazım aslında. Bak şöyle şeyler de var. Neyse puana ihtiyacım oldukça harcayacağım. İpeği göremedim bu arada ya. Yok. Gibi. Herhalde bir yerden alınıyor yapılmadığına göre. Allah yapılıyorsa da şu an gözüme çarpmadı yani. Neyse efendim. Ben ne yapacaktım ya? Bir şey daha yapacaktım ama. Taşı bir kullanayım eve gideyim. Derim bir tane var sadece. Silah için ne istiyor? Bunun için de halat istiyor. Bu halatlar ipekler nerede bacım? Neyse göremedim. Bakarız. Ona bakarız. Şu cam da bitsin de bari. Biraz yatalım biz. Yalandan bir uyuduk. Oyun kaydoldu. Evet son camı bitiriyor şu an. Bu arada bunların seviyesini artırmak da sana hızlandırıyor. Evet şimdi. Tüh. Fırınkiye böyle gelişiyormuş bu arada. Pigskin paper. Bakalım ne istiyor diye. Deri istiyordu sanki. Üstümü alayım da. Şu eskimiş kitapları da alayım. Bir deri kaç tane veriyor acaba? Ceset hangi günler geliyordu ya? Sanırım yarın gelecek. Evet ha, güzel 4 tane veriyor. Yapıştır. Benim bayağı deriye ihtiyacım var. Taşı kullanalım. Güzel evet. Evet fırını 2'ye geliştir. Oo nice. Şimdi yapabiliyor muyuz? Gelişmiş beher. İlk önce beher yapacağız. 3 tane beherden gelişmiş beher elde edebiliyoruz.
Tamam, o 3 tane yapsın. Biz de kompleks demir parça yapacağız. Öncesinde basit demir parça yapalım biraz. 12 tane yeterli. Şimdi kompleks. Nice. Üstüm fullenmiş bu arada. Şunları koyalım. Bunu koy. Kale'ye koy. Şu zombi özlüğünü de buraya koyacağım. İnanç ve dua da burada kal. Duayı üstüme mi alsam? Ya da kalsın yani, bir şey olmaz. Suyu şöyle koyalım. Ya CTRL'e Stardew kaynaklı elim oraya gidiyor sürekli. Camlar... Hadi cam da burada kalsın ya. CFL'leri buraya koyalım. Bir demirciye gideyim bakayım. Daha şurayı semirekep yapacağız bu arada. Gerçi o yüzden zaten simya masasına banıyorum. Yağmur sesi geliyor ama yağmur çok net değil bu arada. Aa, oyunun grafikleri full değil mi acaba? Gerçi oyunun bir grafik ayarı yok sanırım. Evet reis. Bununla konuşulmuyor. Kazan yaptıracaktım buna. Bununla nasıl ilişki kasacağım ben? Şunları almak istemiyorum yani. Kendim yapıyorum zaten. Adaletsizliğe bak. Benden 7'yi alıyor. Kendisi 60'a satıyor. Ha pardon, 44'ü alıyormuş. Okey. Yalnız bayağı iyi para ya. 44 iyiymiş ha. Satılır. 4 tane satayım mesela. Canıma minnet. Hazır buralara gelmişken şu reisten bari deli reisten yağ alalım. Diyeceğim de heh burada tamam. Hep şurayla karıştırıyorum burayı. Reis ha. Dik. Dik reis. Ha, kenevir alat burada, okey. İki tane aldım ondan da. İki tane istiyordu yanlış hatırlamıyorsam. Hadi tohum ya da iki tane alayım ya. Reisle ticaretimiz olsun. Bir şey diyeceğim, bir de senle ikinci seviye... Ha, ikinci seviyeyiz zaten. Hatta kenevir de alayım ben. Beş tane alayım anasını satayım. Evde bulun. Evet şimdi son beherimiz de oluyor. Buradan kendimize bir kılıç yapalım. Nice. Ona sarı var. Ha, diğerinin iki katı. Gayet iyi. Eskiyi de şöyle koyayım yalandan. Şimdi gelişmiş beher. Şu reise yağ verecektik. Başka ne istiyordu? Ona da bakalım. Ah yağ. Bunu kapağı yağlamak için kullanılabileceğine emin misin? Çok acayip bir kokusu var. Sadece normal yağ kullansın. Bunu bir yerden hatırlıyorum. Yine de tam olarak çıkaramadım. Evet, o konuşurken biz hallettik bile. De yağ işe yaradı. Kapak açılmış. Şimdi gidip orada ne olduğunu görelim. Oo. Yine bir mahzen. Ah, antiklerin öfkesinin adına. Görünüşe göre sarhoş bir de son veda partisini yapıyormuş. Ne yapmalıyız? Son değil, kırılan tüm eşyaları parçalayıp yerine yenilerini koyabiliriz. Gerçekten buraya yerleşmeme yardım eder misin? Küçük bir ödül varsa işler daha kolay olur benim için. Zor zamanlar. Anlaştık. Hey Eric, bunun ne olduğunu biliyor musun? Bu bir eski sanat eseri. Notlarda bununla ilgili bir şeyler yazıyor. Ah evet, burada. Kilisenin arkasında kazılmış ve birkaç parçadan yeniden düzenlenmiş. Enteresan. Desenli cam pencereye benziyor. Onu kilise koymak güzel olurdu. Oldukça güzel. Tabii. Hoşuna gitmesi güzel. Ama önce odayı tamir etmeye bitelim. Sonra bu işi halledebiliriz. Tamam mı? Okey. Oha. Ya benim bayağı deriye ihtiyacım var. Bu eski halı 3 tane deri istiyor. Tamam, bu kolay. Yatak. İyice. Bu da izi. Kilis. Çiviçi ve kalas. Bu da çiviçi ve kalas. Ahşap çubuk. Çivi ve kalas. Uf, bak bu zor bir tık. Ahşap kiriş. Şu kirişi de geliştireyim artık. Nerede? Kırmızıya ihtiyacım var. Tamam, notları alalım. Ahşap kiriş. Daire teresteymiş adı. Daire tereste. Yeteneğini aç. Ruh alanının altındaki mahzeni onar. Kalas, çivi, çubuk diyelim şimdilik. İyi tamam, hadi öperler. Halledeceğim bir ara burayı. Bir de simya tezgahını yap diye bir görev ekleyeyim. Evet. Gelişmiş beyimizi de aldık.
uyuyalım. Ve evet canlarım, bu bölümü de burada bitirelim. Umarım keyif almışsınızdır. Destekleriniz gerçekten çok önemli benim için. Ya beğenmeyi ihmal etmeyin lütfen. Ayrıca yine tavsiyelerinizi yorumlara bekliyorum. Sadece spoiler vermeden biraz daha dikkatli yaparsanız güzel olur. Yani canımsınız gerçekten. Yanlış anlamayın yani. Orada dalgasan dedim spoiler hakkında söylediğim şeyleri. Bu arada diğer bölüm hızlı gelecek, merak etmeyin. Aksilikten dolayı böyle bir şey yaşandı. Yakında Bannerlord serisine de başlayacağım. Onda bayağı keyifli olacağını düşünüyorum açıkçası. Bayağıdır kanala çekip atmak istiyordum. Neyse efendim, umarım keyif almışsınızdır. Diğer videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.